Efendimiz halktan birisidir, halkla iç içedir. Pazarında da, çarşısında da, çoluğundan çocuğuna, kadınla, erkeğine kadar Efendimiz'e herkes çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Hatta öyle ki yer sofrası kurmuşlar, oturan insanların, kölelerin gel ya Resulullah buyur dedikleri zaman, ya bunlar fakir insanlar, bunlar zencidir, bunlar efendim köledir, bunlar cariyedir diye onları küçümsemez. Hemen onların sofralarına oturur. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme özel bir yer ayıralım, sen şurada otur, rahat et gibi, şurada sen özel yemeğini ye, buna benzer şeyler, bu ve buna benzer şeyler teklif edildiği zaman ben arkadaşlarımla birlikte serilen sofraya otururum. Böyle onlarla birlikte yan yana otururum. O arkadaşlarım ileri geri gidip bir şey alıp vermek için gidip geldiklerinde benim ayağıma basarlar, benim omuzuma çarparlar. Bu benim hoşuma gider buyurur. Yani ben bunu tercih ederim diyor. Yani halk adamıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hayatını okuyalım. Yani Efendimizin hayatını iyicene okuyalım, Efendimiz'i tanıyalım ve hayatımıza yansıtalım. Göreceksiniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhteşem bir insan. Hayatıyla, örnekliğiyle, aile hayatıyla, ticari hayatıyla, insanlarla konuşmasıyla, kaba saba insanlara merhametli, şefkatli, hoşgörülü davranmasıyla, aile hayatıyla, kocalığıyla, babalığıyla, akrabalığıyla, efendim ibadetiyle, hanımlardan sakınmasıyla, sulh zamanlarında ve savaş zamanlarındaki davranışlarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün en güzel ve en güzel örnek olan insanıdır. Tanıyacağız, öğreneceğiz. Bilmeden, okumadan, dinlemeden Efendimiz'i tanıyamayız. Tanımadığımız zaman da örnek alamayız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz'i bilen, tanıyan ve onun ahlakını da sünnetini de efendim kendimizi örnek alan kullarından eylesin.